Dünyanın saçlarında kepek olan ilk ve tek oyuncağı. Saçları yağlı ve kepekli Kirby'yi çok seveceksiniz. Kirby! Biz geldik. Ah, Ruhsar, Ruhcan, canlarım benim. Aşkım, çocuğumuzu öbür tarafa götüremiyormuşum. Götüremiyor, olsun. Ben çocuğumuza burada böyle bakarım. Sen de gelir gider görürsün onu. Gel Ruhcan. Öyle olacak galiba artık. Gel Ruhcancığım, gel. Bak ben sana burada neler hazırladım. Böyle, şunu böyle koyayım. Ben onun altını da alırım, mamasını da yaparım. O bıcı bıcı bıcı, gel. Sen de loğusasın. Loğusa dolaşma. Kırkın çıkmadan fazla öyle ayakta durma, gel. Peki, bakabileceğinden emin misin? Çünkü o daha minicik bir bebek. Ben hiç de minicik falan değilim. Kendi kendime bakabilirim. Kim konuştu? Ben konuştum babacığım. Böyle bir şey nasıl oldu? Ben Ruhcan'ı bıraktığımda küçücük bir bebek ya. Gözüm abla kitapta böyle bir şey okumuştu galiba. Dur bakayım. Evet, bebeklikten çocukluğa çabuk geçebilir demişti. Ay aman da Ruhcancığım, sen böyle büyüyünce ne güzel bir fıstık olmuşsun. Masarcığım, benim şimdi gitmem lazım. Biliyorsun, 80 milyarda bir doğuran biri olduğum için bütün formaliteleri yerine getirmem lazım canım. Tamam canım, işin rahat olsun. Ruhcan sorun çıkaracak yaşını geçirmiş artık. Güle güle bebeğim. Babacığım, benim karnım acıktı. Karnım acıktı. Gel benim Ruhcan'ım, gel bakalım. Ben şimdi sana güzel bir şeyler hazırlayayım. Sen burada bekle. Dur, gerek yok. Ben hallederim. Güzel. Ruhcan'cığım, bunları başkalarının yanında sakın yapma, olur mu? Niye? Bunlar kötü şeyler mi? Yok, yani kötü şeyler değiller de... Şimdi normal insanlar bunları yapamaz. Başkalarının yanında yapınca rahatsız olurlar. Garip gelir. Peki babacığım, madem istemiyorsun ben de yapmam. Fade Sultan geldi. Eyvah, ne yapacağız bakalım şimdi? Mansar Bey, merak etmeyin. Bugün hiç mi plan yapmadık? Çok düşündük, taşındık ama aklımıza hiçbir şey gelmedi. Ay, Reyhan, keser misin siz? Bu çocuk da kim? Benim adım Ruhcan. Ruhcan, sen sus. Mansar, hayrola? Nereden çıktı bu çocuk? Bu çocuk öyle bir çocuk işte. Ay üstüme iyilik sağlık. Canım, bu çocuğun annesi, babası, ne bileyim sahibi falan yok mu? Olmaz olur mu? Var tabii. Hı. Bana emaneten bıraktı. Tuvalete kadar gideceğim. Bir babacığım yere... ben doydum. Ne? Ne? Babacığım mı? Allah'ım tanrım. Masar Bey, demek sizin çoluğunuz çocuğunuz vardı. Ha? Allah bilir, sizin torununuz bile vardır. Masar! Hemen bir açıklama istiyorum. Hem de en yalansız şekliyle. Tamam anne, kulağımı dibinde var. Sus. Tamam, açıklayacağım. Merak etmeyin, telaş yapmayın. Ruhcan, benim kızım. Diyorsun. Ya. Peki bu çocuğun annesi kim? Çocuğun annesi öldü. Yani doğum yapar doğurken ölmüş. Olmamıştım valla. Anne oldum be güzelim. Analık dünyanın en güzel duygusu. Ah be Ruhsar'cığım, artık cennet senin ayaklarının altında. Ay, dünya güzeli bir kızım var gözüm ablası. Bir görsen, büyüyünce öyle güzelleşti ki. Tahmin ediyorum Ruhsar'cığım. Senin kızın senin gibi tabii ki güzeldir. Gördüğün gibi ben de sadıklığımı bir güzellik hazırlıyorum. Nedir o gözüm abla? Yaklaş biraz, görürsün. Yavrum, yerim seni. Nedir bu gözüm abla? Bu alet kadınlara yaklaştığında laf atıyor. Şimdi bu aleti ben Saadettinciğimin çantasına koyacağım. Saadettinciğim de kalabalık bir caddeden geçerken... bu alet sayesinde inşallah rahmetli olacak. Reyhan, hadi kızım. Daha hazırlanamadın mı? Geldim, hazırlandım Ekran teyze. Bak geldim, bak. Nasıl, iyi oldu mu? Ay,
Reyhancığım, harika bir dadı olmuşsun sen. Yani bir dadı ancak bu kadar dadı olabilir. Evet, evet, fevkalade. Bak Reyhan, unutma kızım, sen masarımın çocuğuna bakacaksın. Ve bu sayede de minik kuşum seninle evlenme ihtiyacı duyacak. Tamam Ekrem Hanım teyze. Ay, hep böyle bir dadı olmak istemişimdir, yaşasam. Neyse, geç kalmadan çıkalım artık. Evet, evet, bu işler fazla bekletmeye gelmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dadı olan kadın da olabilir mi? Olamaz. Niye? Ya, olamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm.